Amerika'da tüketici fiyatları Mart'ta destek çeklerinin ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkisiyle beklenti yaşarak yaklaşık 9 yılın en hızlı artışını kaydetti. Amerika'da enflasyon aylık %0.6, yıllık %2.6 artış kaydetti. Çekirdek enflasyon aynı dönemde yıllık %1.6 oldu. Amerika'da reel saatlik kazançlar Mart'ta yıllık bazda %3.9 arttı. Önceki %4.1'di. Reel haftalık kazançlar aynı dönemde %1.5 artış kaydetti. Haftalık kazançlar önceki ay %3.4 artmıştı. Amerika'da küçük işletmeler iyimserlik endeksi Mart ayında 2.4 puan artarak 98.2 oldu. Beklenti 98.5'tu. Philadelphia Fed Başkanı Harker, enflasyonun bu yıl %2 hedefinin hafif üzerinde seyredeceğini öngördü. Almanya'da ZİV yatırımcı beklenti endeksi Nisan'da daha sık karantina tedbirlerinin uygulanacağı endişesiyle geçen Kasım'dan bu yana ilk kez düştü. Endeks 6 puan gerileyerek 70.7 oldu. Beklenti 79'du. İngiltere ekonomisi kitlesel aşılama ve Covid kısıtlamalarının hafifletilmesiyle Şubat ayında toparlandı. İngiltere'de aylık gayri safi yurt içi hasıla Ocak'ta %2.2 daraldıktan sonra Şubat'ta %0.4 arttı. Ekonomideki tüm sektörlerin üretimlerinde artış görüldü. Çin'de ihracat Mart'ta geçen yılın aynı dönemine göre %30.6 artarken ithalatta büyüme %38.1 oldu. Beklenti ihracatın %38, ithalatın %24 artmasıydı. Çin'in ticaret dengesi Mart'ta 52 milyar dolar olan beklentiye karşın 13.8 milyar dolar fazla verdi. OPEC küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 6 milyon varil artışta 96,5 milyon varil olacağını öngördü. OPEC'e göre petrol piyasasındaki toparlanma arz fazlasını karşılamaya yetecek. Türkiye'de Şubat'ta arındırılmış verilerde sanayi üretimi yıllık %8.8 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Şubat'ta önceki aya göre ise %0.1 artış kaydetti. Türkiye'de sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Şubat'ta bir önceki aya göre %3.4, geçen yılın aynı ayına göre %4.6 arttı. JP Morgan gelişmekte olan piyasa risk dağılımlarında bir adım daha geri çekildiklerini, gelişmekte olan piyasa para birimleri için tavsiyelerini ağırlığını azalta indirdiklerini bildirdi. Citi ise Türkiye için 2021 büyüme tahminini %4'ten 3.4'e indirdi. 2021 yıl sonu enflasyon tahminini 11.7'den %15'e yükseltti. Enflasyon görünümünde sermaye girişlerinde ciddi iyileşme olmadıkça Türkiye'de bu yıl faiz indirimi için neden görmekte zorlanırız ifadelerine yer verildi. İran, Natanz nükleer tesisine gerçekleştirilen saldırının ardından %60'lık uranyum zenginleştirme işlemine başladığını duyurdu. Tahran, dün İsrail'i Natanz tesisine sabotaj yapmakla suçlamıştı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçildiğini duyurdu. Hedeflenen iyileşme sağlanmazsa daha sert tedbirlerin kaçınılmaz olacağını söyledi. Tedbirlere göre sokağa çıkma sınırlaması akşam 21'den 19'a çekildi. Yeme içme hizmeti veren kafe, lokal, çay bahçesi gibi yerler bayram sonrasına kadar kapandı. Şehirler arası seyahatlere kısıtlamalar geldi. Restoran ve lokantalar paket servise hizmet vermeye devam edecek. Bloomberg HT ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda salı gecesi itibariyle karşınızdayız. Önemli gündem maddeleri, koronavirüs, COVID-19 haber akışı hepsi efendim. Bakalım gündemde neler var, şöyle bir sıralayalım. Önce Amerika ile başlayacağız. Amerikan endekslerinde Nasdaq'ta çok hızlı bir yükseliş görüyoruz. S&P'de de aynı şekilde yukarı doğru bir hareketler. Bugün bir tek Dow endeksi biraz daha geride kalıyor. Ama teknoloji cephesinin önde koştuğunu hatırlatalım. Tabii Amerika çok hızlı bir aşılamayla yaklaşık günlük 4 milyon kişiyi aşılıyorlar. Neredeyse yetişkinlerin
yarısını aşılamış durumda Amerika Birleşik Devletleri. Bu işi Nisan sonunda, artık Haziran'da, Mayıs'ta muhtemelen şöyle bir iki ay içerisinde tamamlayacaklar aşılama işini. Çok önemli hedefler koydular. Ama tabii bazen olumsuz haberler de geliyor. Biraz daha dikkatli davranmaları gerekiyor. Johnson & Johnson'ın aşısı, bunun Amerika'da kullanımı durduruldu. Ama buna rağmen Amerika'nın yeterli aşıya sahip olduğu, Johnson & Johnson aşısı olmasa da ifade ediliyor. İşte Moderna, Pfizer, BioNTech, bunlar Amerika'da devam ediyor. Bu kan pıhtılaşması endişesi nedeniyle Johnson & Johnson'ın uygulaması Amerika'da askıya alındı FDA tarafından. Amerika'da tabii bir de enflasyon meselesi var. Enflasyonda üfede %4'lerin üzerini görmüştük, hatırlarsanız 4.2 idi. Bugün manşet enflasyon açıklandı. %2.6, yıllık olarak uzun süredir görmediğimiz yüksek seviyeler, ama zaten bekleniyordu. %2.5'luk bir beklenti vardı. 2.6'ya kadar enflasyon hızlanmış durumda Amerika'da. 9 yılın zirvesi üfede de 4.2 ile görülmüştü. Tabii bu sürpriz değil. Beklendiği için çok büyük hareketler de yok. Eyvah, enflasyon görüyor, Fed hemen faiz artırmaya mı gidecek endişesini görmüyoruz. Bitcoin'den de yeni rekor. Bugün yine kripto cephesinde 62 bin doların üzerini gördük. Birazdan son rakama bakacağız. Bu cephe oldukça hareketli yine bugünlerde. İçeriye döndüğümüzde tabii bu haftanın en önemli gündem maddesi enflasyon. Merkez Bankası'nın enflasyona göre vereceği karar, faiz kararı. Acaba Merkez Bankamız nasıl bir karar verecek? Bunu konuşmaya devam ediyoruz. İşte faiz artık indirimi bile gündeme gelemez diyen bazı yabancı kurumlar var ki az önce sizlerle paylaştık. Dolar TL'de nispeten bir sakinlik var. TL güçlü diyebiliriz bugün için dolara karşı. Tabii Merkez Bankası'nın kararını nasıl bekliyor? Ondan sonra ne olacak? Oraya bir hazırlık mı? Oradan bir beklenti mi var? Değerlendireceğiz. Bugün tabii Euro dolar da yukarıdaydı. Yani Euro güçlü, dolar küresel olarak da, yani dolar Euro'ya karşı da zayıftı, onu hatırlatmış olalım. Ve Borsa İstanbul'da bir ara %1'in üzerinde bir satış vardı. Sonra toparladı endeks ve günü pozitif tarafta kapatmayı başardı. Birazdan iki değerli konuk bizlerle olacak. Özlem Bayraktar Gökşen, Tacirler Yatırım'ın baş ekonomisti ve Özlem Derici Şengül, Bilgi Üniversitesi Sefis Araştırma Direktörü ve Spin Danışmanlığı kurucu ortağı. Şöyle bir rakamlara bakalım. Nasıl bir tablo var şu dakika itibariyle sizlerle paylaştıktan sonra sohbetime geçeceğim. Dolar TL'de aşağı doğru hareket dedik. TL'nin nispeten güçlü olduğu bir gün, %0.4 aşağıda, 8.12 seviyesindeyiz. Euro TL 9.70'te. Dolar endeksi bugün 92 seviyesinin altına indi. Dolar zayıflıyor bakın. Euro dolar paritesi de 1.1950'ye doğru yaklaşmış durumda. %0.3 yukarıdayız. VIO30 akşam seansında da yukarı doğru bir hareket var. %0.4'e ulaşmış. 1439'da yön yukarı. Bakalım gün içerisinde grafiğe dolar TL için. Dolar TL'de bir 8.17 bugünün zirvesi gibi. Sonra aşağı doğru geldik ve günün en düşük seviyelerine yakınız bakın. Gün içerisindeki en güçlü TL'nin olduğu dakikalar şu an 8.12'nin altını zorlayan bir dolar TL var. Yani pozitif bir TL tablosu. Borsa İstanbul'da önce düşüşü gördük diyelim. 1.353, sonra yukarı doğru toparlandı. Günün ikinci yarısında özellikle çok net bir alım. Biraz daha toparlanma, yani dipten toparlanmayı gördük. 1.378, %0.2 yukarıda BIST endeksi, ama dönüş anlamında bir toparlanma çok netti. Tahvil faizleri gelecek. 2 yıllık ve 10 yıllıklar, uzun vadeli tahvil faizimizde bir miktar yukarı 18.22. 2 yıllık tahvil faizimizde hafif aşağı 18.5'un altına inmiş durumdayız. Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri 0.70 seviyesinin altında, hatta daha da aşağı gelmiş bugün. Bakın 0.60'lara kadar indi. 0.62 1.62-51 seviyesindeyiz. 0.84 5 yıllık, 0.15 2 yıllık faizler bugün aşağı geliyor. Amerikan 10 yıllıkları 1.70'in üzerine bir süredir geçmiyor. Sanki orayı bir sınır gibi koydu ve bu da bir miktar rahatlatıcı bizim için. Ons altında yukarı doğru bir hareket var bugün. Gümüşte, birazdan gümüşü de arkadaşlarımız getirirler. %2 yukarı hareket var. 1.745 seviyesindeyiz. Ons altında %0.7 yukarıda. Gram altın 456 liraya kadar gelmiş durumda. Gümüşe de bakarız. Bitcoin de 63 bin dolara yaklaşmış durumdayız. Bakın gümüşte 25.3 dolar, 24
0.7 dolardan başladı. Yukarı attı kendisini. Günün zirveleri şu an gümüş cephesinde %2.2. Bitcoin dedik, rekor kırıyor yeniden. 62.916, %5'e yakın primli. Brent petrolde %1 ve Amerikan tipan petrolde de %1'lik hareket var. Bitcoin'e de yine bakabiliriz daha detaylı bir şekilde. Diyoruz ki burası rekorda. 63.300, 63.900 bakın şu an rekor seviyeleri test ediyor. Bu haftalık grafik ekranlara geldi. 55.000'lerden geldik. Gün içi grafikte ekranlara 63.700'ü bugün akşam saatlerinde bakın şurada görmüş durumdayız. Bugün nereden başlamış? 60.000'in altından %5'e yakın yukarıda Bitcoin cephesi. Avrupa borsalarına bakalım. Avrupa endeksleri efendim ekranlara geldi. Genelde pozitif, çok sert olmasa da yukarı doğru hareketler var. Amerika'da da Dow Jones'u bir kenara koyuyorum ama S&P ve Nasdaq %1 ve %0.5'lik yukarı hareketlerle rallisine devam ediyor. Efendim sohbetimize geçeceğiz, yorumlamaya başlayacağız piyasaları. Özlem Bayraktar, Gökşen ve Özlem Derici Şengül bu akşam bizlerle. Her ikinize de hoş geldiniz diyeyim. Hoş Merhaba, iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Özlem Bayraktar, bu hafta seninle başlamak isterim. Enflasyon verisi bugün Amerika'da geldi. 2.6, çok büyük bir sürpriz yok dedik. Amerikan tahvil faizleri de aşağı geliyor böyle bir tablo içerisinde. Nasıl değerlendirmeliyiz? Yorumunla başlamış olalım. Yani çok büyük bir sürpriz yok ama beklentilerin üzerinde. Sen de başlıkları verirken söyledin, 9 yılın en yüksek seviyesine yükselmiş durumda. Yıllık enflasyon %2.5'larda bekleniyordu. 2.6 olarak geldi. Aslında yine sen de belirttin, alt kalemlere baktığımız zaman özellikle enerji tarafının da etkili olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla çekirdek daha sakin gidiyor. Bu belki biraz daha endişeleri baskılayan bir unsur ama yine de manşet enflasyonun bu kadar beklentilerin üzerinde yükselmesi sonrasında aslında piyasa hareketlerinin daha farklı olmasını bekleriz. İşte tahvil faizlerinde en azından yukarı yönlü bir hareket. Dolar endeksinde bir miktar daha güçlenme. Çünkü 93'lerden hızlıca bir geri geliş vardı. Tekrar o seviyelere doğru yükselme ihtimali ön plana çıkabilirdi. Ancak bugün birkaç gelişme biraz bunun önüne geçti gibi. Bunlardan en önemlisi de aslında bir tahvil ihalesi. Bu hafta aslında tahvil ihaleleri ve borçlanma gerekliliği konusunda önemli bir hafta. 100 milyar dolarlar civarında sanıyorum bir borçlanma gerçekleştirecek Amerikan hazinesi. Bugün de 30 yıllık tahvil ihalesi vardı. Dünkü ihale sonrasında bugünkü ihaleye önemli bir talep geldi. Yani talep satış rasyosunun 2.5'larda olduğunu görüyoruz ve bayağı da iyi bir gerçekleşme olması sonrasında biraz tahvil faizlerinin gevşediğini gördük. Bunun da finansal göstergelere yansımasını gördük. Biraz tüfeği o anlamda bastırdı gibi gözüküyor. Bir diğer taraftan da tabii her daim yetkililerin ifade ettiği bu geçici olma faktörü var. Yani enflasyondaki bu yükselişin geçici olduğu, özellikle baz etkisinin içerisinde olduğu, yavaş yavaş bu etkiler azaldıkça aslında tekrar enflasyonun uzun vadeli ortalamalarının belki biraz üzerine doğru ilerleyebileceği ifade ediliyor. Ve fakat hani bugün yarın bir haftadır belki piyasalar çok reaksiyon göstermiyor olsa bile yine de aynı hızda ve aynı güçlükte devam edecek bir Amerikan ekonomi verilerini görürsek bence piyasada inandırmak gayet zor olacak. Bu nedenle de aslında hem 10 yıllıklarda hem dolar endeksinde hala yukarı yönlü risklerin olduğunu belirtmek lazım. Bir de şunu ekleyelim. Enflasyon tarafında özellikle işte pandemi sonrası açılma yavaş yavaş oluşuyor artık Amerika'da. Aşılamanın da son hız ilerlemesiyle artık ücret artışları daha anlamlı hale gelecek ve özellikle eskiden olduğu kadar yakından takip edip acaba orada enflasyonist bir sinyal, bir gösterge var mı? Onu takip ediyor olacağız. Dolayısıyla bugünkü tüfeği çok kolay atlattı finans piyasaları ve yani gelişmekte olan ülke kurları ve resmi içinde olumlu bir resim var diyebiliriz. Evet.
Özlem Derici, sana dönmek isterim. Özlem, acaba bu enflasyon tablosunu, bu arada bugün ihalelerin de olumlu sonuçlanması neticesinde faizlerin Amerika'da aşağı geldiğine dikkat çekti Özlem Bayraktar. Ne dersin? Evet, ben de ihalelerin etkisinin daha baskın olduğunu düşünüyorum bugüne özel olarak. O yüzden de aslında hani bugünkü hareketleri direkt enflasyon algısı değişti diye yorumlamamak gerekir. Birazcık daha orta vadeli etkisine bakacağız. Veriler bir yandan hani akmaya devam ederken yorumlar da enflasyonun aslında ne kadar ciddi boyutlara gelebileceği ve de kalıcı olabileceğini gösteriyor. Buna istinaden olduğunu sanıyorum. Powell'dan da bir televizyon programında böyle bir aslında ekonomi bir dönüm noktasında gibi çok ılımlı ama hani enflasyonu da sinyalleyen ilk ifade diyebiliriz. Biliyorsunuz hep göz ardı eden, geçici olacağının altını defalarca çizen bir ABD başkanı var karşımızda. Ama buna rağmen hani beni şaşırttı doğrusu böyle bir ifade kullanması. Dolayısıyla bence Fed'de yavaş yavaş da olsa enflasyon ihtimalini yöneltecek bir iletişime dönebilir önümüzdeki dönemde. Veriler de bende Özlem gibi özellikle ücretler tarafında veya ekonomi ısınması talep tarafında enflasyonu teyit eder nitelikte gelecektir diye tahmin ediyorum. Onun için sadece bugünkü reaksiyona bakarak karar verilmemesi lazım. Peki Amerikan 10 yıllığı 1.62'lerde, yani o 1.70'in üzerine pek çıkmıyor. Buralarda sanki son dönemde bir zirve yapıp hafif aşağı doğru salınıyor gibi. Hani hareketin, şöyle yorumlar vardı Özlem Bayraktar, hareketin Amerika'nın 10 yılında büyük bir kısmı gerçekleşti diyen ekonomistler vardı. Sanki şu son haftalarda biraz daha bu görüşe yakın hareket ediyor gibi. ABD 10 yıllık tahvil faizi bizim için çok önemli diyoruz. Gelişen ülkeler için, bizim kurlarımız için. O nedenle bu kadar Amerikan 10 yıllı diye üzerinde tepiniyoruz. Onun da altını çizmiş olayım. Aynen. Evet. Şimdi başka neler var diye baktığımda bilançolar var Amerika'da. İşte sevgili Özlem Delici hatırlattı. Powell'ın açıklamaları var. Powell'ın açıklaması da şu da var. Çok net bir şekilde hani nasıl bizim Merkez Bankası Başkanımız Sayın Kavcıoğlu Bloomberg'e verdiği röportajda ne bu ay ne de önümüzdeki aylarda hemen faizi indirecekmiş gibi bir algı var. Bir yanlış algı var piyasada çıkışı gibi. Bu tarafa döndürüyorum. Amerika 60 dakikaya CBS'e verdiği röportajda da Powell bu sene faizi biz artırmayacağız muhtemelen çıkışını net bir şekilde ortaya koymuş. Yani Fed'den bu sene faiz artışı beklenmiyor gibi. Ama burada tabii ki sanki düğüm biraz daha tahvil alımlarının azaltılıp azaltılmayacağı, bu konudaki sinyalin ne zaman verileceği üzerine mi düğümleniyor? Hem bu Powell'ın faiz çıkışı hem de bu tahvil alım miktarına dair bir açıklama, bir sinyal Haziran'da gelebilir, Temmuz'da gelebilir deniyor. Ne dersin? Barış, ana risk hala Fed'in beklenenden daha önce bu gevşek para politikasından geri adım sinyalini atması konusunda yoğunlaşıyor. Yani ana risk bu. Nedir aslında? Yılbaşında çok işte bu seneyi de varlık alımlarına aynen bu çerçevede devam ederiz. Aylık 120 milyar dolarlık varlık alımları aynı hızla devam eder. 2022'de de faizlerde bir artış olmaz çerçevesi biraz daha daralmaya başlayabilir. Ha bugün olmaz, bir dahaki ay olmaz, ondan sonraki ay olmaz. Ama ben yılın sonuna doğru faizlerden ziyade varlık alımları konusunda daha net fikirlerin oluşabileceğini düşünüyorum piyasalarda. Ve aslında piyasalarda şu zamana kadar yapılan fiyatlamalarının da belki biraz ön fiyatlamaydı. Bunu yansıttığını düşünüyorum. Yani haftalardır burada konuşuyoruz, bir sürü verileri de hani takip ediyoruz. İşte ISM hizmet endeksinin 60'ların üzerine çıkması bir şey ifade ediyor.
O da çok güçlü giden bir Amerikan ekonomisini ifade ediyor. Dolayısıyla aynı hızda devam edecek bir ekonomide tam istihdama Yellen'ın söylemleri olan 2022'den daha önce ulaşma imkanı bile söz konusu. O zaman piyasayı inandırmak çok zor tabii, yani henüz devam edeceğiz bu gevşek politikalara deme noktasında. O nedenle de ben bu seneyi rahat rahat geçireceğiz demekten özellikle imtina ediyorum. Dediğim gibi kısa vade değil belki ama yılın sonuna doğru bence daha netleşecek oradaki resim. Evet, oradaki resim demişten resimden tabloya geçeyim ben. Tevfik Saraç ve Özlem Derici tablosunu hala neden değiştirmedi? yani böyle bir şey mi var? Bir tablomu seviyorum. Niye? Bir söz mü oldu yani? Tevfik Bey, Özlem Derici tablosunu neden hala değiştirmedi? Değiştirmesi gelip biz değiştireceğiz şeyinde neredeyse. Böyle bir... Özlem ya, ya ama bir şey var. Stüdyodan, stüdyodan ev dekorasyonuna kadar artık müdahaleye doğru ilerliyoruz değil mi? Nereden nereye pandeminin yan etkileri. Müdahaleyi seviyoruz diyeyim. biraz hani kendileri. Seviyorum fazla. Efendim tablomu. Evimin sevdiğim bir şeyi, eşyası. O yüzden. Yani şöyle bir, ne bileyim, bir söz versen. Yoksa güzel... bir farkısı yok yani. Değiştirmem diyorsun. Yani şöyle bir güzel söz versen, ne bileyim Özlem. Desen ki ya pandemi bittiğinde bu tablo değişecek desen. Pandemi bittiğinde ben stüdyoya geleceğim. Bir tek onu söyleyeyim. Tamam. Zaten dolayısıyla doğru söylüyorsun, tablo görümcek. Bir de bir şey söyleyebilir miyim ben de? Bence duvarın rengine çok yakışan bir tablo olmuş. O yüzden. Ay, çok teşekkür ederim. Peki. O yüzden kalsın bence. Boyaya giren boya konusunda da öneriler var. Fazla iddialı olduğu konusunda. Tamam. Şimdi o zaman ben devam ediyorum. Şu Fed'le senin Özlem Derici az önce faiz konusunda Powell'ın mesajlarını anlatmaya çalıştım. Bu konudaki değerlendirmeni alayım. Özlem Bayraktar Gökşen bu varlık yani %6,5 bekleyen dün bulurdu mesajını paylaşmıştık izleyicilerimizle. Sen Yusuf Fed Başkanı Amerika buyur %6,5 buyur diyor. Bu kadar büyüyen yılın ikinci yarısında ekonomi hızlanacak diye herkes beklerken 7.7 trilyon dolar bir ABD bilançosu, Fed bilançosu nasıl olur? Ne dersin? Evet, ben de yani kesinlikle uyumsuz olacağını, dolayısıyla da Fed'in bu noktada kalamayacağını düşünüyorum. Ve de politika değişikliğinden kastımız da aslında belki hani açık açık ifade etmedik ama paldır küldür faiz arttırımı değildi zaten. Yani hemen faiz arttırımlarına başlayacak Fed değil. Bunu biz Lehman krizinden sonraki dönemde de gördük. Hangi adımlarla ilerliyor politika değişikliği diye. İlk adım bir sinyal niteliğinde gelecektir. Nedir? Tahvil alımlarının kademeli bir şekilde azalacağına dair. Durdurmak da değil. Azalacağına dair ve azalttıkça ekonomi nasıl reaksiyon gösteriyor? Bakacaklar. Biraz daha azaltacaklar. Yine bakacaklar. Dolayısıyla bu bir birdenbire bir politika değişikliği olmayacak. O yüzden de bu kademeli geçişin çok kontrollü, çok İletişimi şeyi ürkütmeyecek, ekonominin dinamiklerini ürkütmeyecek şekilde yapılan politika değişikliğinin de bu sene gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Bu Haziran olabilir, Eylül olabilir, hani şeyini bilmiyoruz. Çünkü burada Powell'ın iddiası da işsizlik verilerinin hani aslında bir takım uyarlamalar yapıldığı zaman üzerinde geçici etkiler %10'a çıktığı, aslında 6 küsurların doğru tam resmi yansıtmadığı şeklinde. Ama öte yandan da dediğim gibi açıklamalar arasında bir ekonomi dönüm noktasında gibi Türkçe'ye çevirince açıklaması da aslında hani enflasyon da geliyor gibi görünüyor fikri arkada sanki. Evet. Çalışıyor gibi hissettirdi bana. Onun için de ben de yılın ikinci yarısı diyeyim. Daha Haziran belki hani çok erken olabilir. Bir politika değişikliği en azından sinyalini görürüz diye tahmin ediyorum. O da yeter zaten fiyatlamayı değiştirmeye. Türkiye'ye geçeceğim. Enflasyon konusundaki değerlendirmeyi alacağım ama biz de akşam saatlerinde yeni önlemler açıkladık. Bu virüs vaka sayıları, aşılama, bu konuda bir genel değerlendirme Özlem Bayraktar'dan almak isterim. Gidişat nereye diye. Şimdi mesela biz bugün önlemler açıkladık. Almanya'ya Merkel, Bloomberg'de de yine televizyonda da akşam saatlerinde gördüm. Terminalde virüsle ilgili toparlama haberine baktığımda Almanya'da Merkel
önlemlerin sıkı uygulanmadığı bazı bölgeler tespit ettiklerini ve daha sıkı önlemler almak için bastırdığını haber veriyor Almanya Başbakanı'nın. Bir taraftan Amerika tarafında bu Johnson & Johnson aşısının kullanımının askıya alınması haberi var. Birçok ülkede aşılama devam ediyor ama yavaş devam ediyor. Yine işte Zoo Endeksi bugün arkadaşlarımız grafiğinde yine paylaşırlar. Bu daha yine önlemler gelebilir endişesiyle aşağı geldiğini görüyoruz. Tamam aşılama başladı ama bir yavaş gidiyor, iki yeni önlemlerle Türkiye'yi de buraya katalım. Karşı karşıya kalabiliyoruz. Özlem, ne diyorsun, yani senden bir yorum alayım. Amerika'nın yine Brezilya'ya uçuşları durdurduğuna dair, düzeltiyorum, Fransa'nın Brezilya uçuşlarını durdurduğuna dair haberler var. Seni dinleyelim. Bu virüs tablosu, salgın tablosu. Yani küresel taraftan başladığımızda özellikle Amerika tarafında evet zaman zaman daha olumsuz haberler geliyor olsa bile çok hızlı ilerlediler. Ve bence hatta bölgesel olarak bazı yerlerde açılmaların başladığını bile görüyoruz. O nedenle de oradaki yani sağlık krizinin yönetimi konusunda güzel bir ilerleyiş var. Zaten bunun ekonomik verilere yansımasını da çok net bir şekilde görüyoruz. Avrupa çok geride kaldı. Çok aslında hayal kırıklığı yaratıcı nitelikte. Ama aslında son birkaç haftadır oradan gelen haberlerde de şunu görüyoruz. Tamam, işte ekstra kapanma, biraz daha önlem alma söz konusu olabiliyor olsa dahi aşılamanın hızı biraz artmış gözüküyor. Dolayısıyla bu da küresel anlamda hani olumlu bir adım. Ama hani olayın bir de sosyal boyutu var tabii. Yani aşının işte ulaşımının herkese gönderilmesinin çok eşit şartlarda olmadığı, gelişmekte olan ülkelerde ya da daha işte gelir dağılımının çok daha zayıf olduğu ülkelere doğru inildiğinde aslında aşının çok da ulaşamadığını ve bunun önemli bir eşitsizlik yarattığını zaten görüyoruz. Ama genel çerçevede bakıldığında hep işte Mart, Nisan ayı bir önceki senenin aynı ayında birinci dalgayla uğraşıyorduk. Hani şimdi bir aşı var ve hızla ilerliyor. Elbette mutant senaryoları ve onların etkileri konusu biraz daha can yakıyormuş gibi gözüküyor. Ama yine de çok daha kötü bir noktada olduğumuzu söyleyemeyeceğim. Ama Türkiye özeline geri döndüğümüzde aslında özellikle İstanbul'da hani anekdotal olarak da şöyle bir etrafa baktığımızda sanki önümüz, arkamız, sağımız, solumuz her yerde virüs çok yakın. Yani zaten bu kısıtlamalar gelmemiş olsaydı bile bireysel olarak kendimizi karantina koşullarına uyumlamaya başlamıştık zaten. Dolayısıyla bu önlemlerin yerinde olduğunu düşünüyorum. Hatta bence biraz daha hani sıkı olmakta fayda var. Elbette sağlık krizi ve bunun etkileri bambaşka bir konu ama yani kendi program çerçevesinde ilerlersek aslında yaz aylarına yaklaşırken halen önemli oranda bir vaka sayısı artışıyla karşı karşıya olmak aslında önemli bir risk faktörünü de öne taşıyor. Yani ilk önce Almanya, sonra Rusya yolcu alımı konusunda işte belirli sınırlamalara gitti Türkiye'den. Dolayısıyla burada bir iyileşmeyi görüyor olmamız lazım. Bugün daha yeni vaka sayısı açıklandı, 60 binlere ulaşmış durum. Ve çok önemli bir kısmı büyük şehirlerde ve özellikle İstanbul'da. Dolayısıyla bu kısıtlamaların daha da belki de artırılarak devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum bir müddet. Ama ekonomik etkileri konusunda evet, yani birinci çeyrek çok hızlı bir büyüme var idi. Belki hani sanayi üretimi çerçevesinde de konuşabiliriz ama ikinci çeyrekte hem finansal koşullarda finansal göstergelerin büyüme çerçevesini ima ettiği resim biraz daha işte baskılayan nitelikte oluşmaya başladı. Bir, ikincisi de işte tekrar ekstra kısıtlamaların geldiğini gördük özellikle hizmet sektörü çerçevesinde. Dolayısıyla büyümenin ivmesinin ikinci yarıda çeyrekte biraz daha azalması söz konusu olacak gibi gözüküyor. Peki, zaman zaman bu tabloyu gösteriyoruz araya gitmeden. Ferhat Yüksel Türk'ü dinleyeceğiz araya giderken. Şu virüs, küresel virüs tablosu nasıl? Şu anda Amerika'da 192 milyon doz aşı yapılmış ve her gün 3.4 milyon aşı yapılıyor Amerika'da. Her gün 3.4
4 milyon. Küresel olarak 801 milyon aşı dünyada. Bakın manşet, 801 milyon aşı vurulmuş tüm dünyada. Ülkeler üzerine şöyle bir gezinirsek, Amerika'da nüfusun %30'u aşılandı. 192 milyon aşı doz dediğim gibi %30 nüfusun aşılanmış durumda. Türkiye'de %11.4'ü nüfusun 19 milyonluk bir aşı dozu var. Aşağı doğru İsrail %56.7'sini nüfusun aşılamış durumda 10 milyon dozla. Nispeten küçük bir ülke ama aşılamanın, yani nüfusun yarısını aşılamaya başlamış. Burada İngiltere örneği 40 milyon doz aşı ve nüfusun %30'a yakını yine aşılanmış. Almanya, Fransa Türkiye'ye yakın. Fransa hızlanmış son dönemde 15 milyon, %11.8. Almanya'ya baktığımızda nüfusun %11'i ve 18 milyon doz aşı var. Türkiye çok iyi başladı. Ama hani aşı tedariği konusunda tabii ki sıkıntılarımız var. Dün Sayın Bakan da söyledi. Türkiye'de 26 milyon doz aşı var. Nisan sonuna kadar Çin'in söz verdiği 100 milyon dozdu dedi. Fahrettin Koca, Sayın Sağlık Bakanımız. 100 milyon söz vardı. Şu ana kadar gelen 26 milyon. Olsa 100 milyon herhalde biz çok daha ileri aşamada olurduk. Aşılama konusunda Ferhat Bey dinleyelim. Sonra dönüşte Merkez Bankası ve kuru konuşacağız. Enflasyon tarafında talep kaynaklı enflasyon riskleri bence de yani yılın özellikle ikinci yarısından itibaren bir miktar azalacak diye bekliyorum. Burada hem krediler tarafındaki artışın son dönemde ilmesini oldukça azaltması, yani Şubat ayında bir artış var fakat buna mevsimsel etkiler, yani Şubat ve Mart ayında mevsimsel etkileri de koyuyor olmak lazım. Fakat yılın genelinde geçen yıla kıyasla tabii daha düşük seviyelerde %10'a yakın bir büyümeyle kapatacağımızı ben krediler tarafında bekliyorum. Bu da ister istemez iç talebi sınırlayacaktır. Talep kaynaklı baskıları azaltacaktır. Fakat bizim enflasyonda özellikle maliyet kaynaklı baskılarımız şu anda en belirleyici faktör. Yani hem üretici fiyatları endeksinin seyrine baktığımızda, sadece Türkiye değil dünya geneline baktığımızda aslında enflasyonist baskının daha çok arz yönlü etkilerle geldiğini görüyoruz. Bu anlamda da tabii ister istemez biz ne kadar talebi sınırlayabilsek bile arz tarafından gelen maliyet baskısı nedeniyle enflasyon yine de çift haneli rakamlarda bitirecek diye ben bekliyorum. Cari açık tarafındaysa iç talepteki yavaşlamanın illaki bir etkisi olacak. Özellikle de dolarizasyon talebi Türkiye'de hangi boyutlarda devam edecek, bu önemli olacak. Çünkü biz altın ithalatının önemli bir cari açık kalemi olduğunu biliyoruz. Eğer burada tekrardan dolarizasyon etkisiyle ve yurt içi yerleşiklerin kendilerini enflasyondan hedge etme mantığıyla tekrardan altına yönelmesi durumunda cari açık tarafında maalesef o beklediğimiz iyileşmede, yani iç talepteki soğumaya rağmen göremeyebiliriz. Ekonomik görünümden küresel piyasalara geçtik ve sohbetimizi devam ettiriyoruz. Özlem Bayraktar Gökşen ve Özlem Derici Şengül'le beraber. Şimdi Özlem Derici'ye döneyim ve bu hafta Perşembe günü açıklanacak faiz kararını sorayım. Özlem, evet. Derici, acaba ne karar verecek? Bir sürpriz olur mu? Bu kadar TL'nin güçlü olması da bir şey ifade ediyor mu? Ne diyorsun? Seni dinleyerek böyle çok heyecanlı ve gizemli bir soru soruyormuş. Yapmaya çalışıyorum ama ayrıca bu kadar ya, yani ne yapayım? Yok. Piyasada hiçbir beklenti yok. Sanki böyle bir şey, evet, biliyormuş ve bir şey olacakmışçasına sorayım dedim. Ne yapalım? Bizim de işimiz bu. Bence yapma. Yapma, gereksiz mi? Evet. Buyurun. Yani tabii ki de hiçbir şeyin garantisi yok ve PPK değerlendirmesinden sonra çıkacak karar ama yine de mevcut koşulları değerlendirdiğimizde ve de hani başkan değişimi sonrasında yeni başkan Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarını göz önünde bulundurduğumuzda herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Hani nedir bunlar diye çok küçücük hatırlatmak gerekirse başkanın hem
ilk göreve geldikten sonraki açıklamaları, hem yatırımcı toplantıları vasıtasıyla verdiği mesaj, mevcut para politikası duruşunun olduğu gibi korunacağı, bunun bir kurumsal bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiği ve dolayısıyla da enflasyonla mücadele %5 hedefine varana kadar devam edileceği şeklindeydi. Ve de bir aslında sözlü yönlendirmede de bulundu. Daha önceki yönlendirmelere benzer şekilde beklenen ve gerçekleşen enflasyon üzerinde tayin edilecektir politika faizi diye. Dolayısıyla %19'luk politika faizinde herhangi bir değişiklik beklenmemesinin ana nedeni bu. Değişiklik ne olabilirdi dendiği zaman, hani yukarı yönlü mü olabilirdi, aşağı yönlü mü dendiğinde, tabii daha çok aşağı yönlü bir beklenti vardı genel olarak hepimizde, yani ben de dahil olmak üzere. Hemen bu toplantıda olur mu olmaz mı orada bir şüphe vardı ama sonuç itibariyle hani neden başkan değişti madem daha gevşek bir para politikasına geçinecek sorusuna binaen bir indirim olacak herhalde veya gevşeyecek herhalde beklentisi vardı. Bu beklentiler şimdilik en azından biraz törpülenmiş durumda. Orta vadede henüz bu başarılmış durumda değil. Çünkü kur volatilitesi şimdilik hani kur tabii böyle sakinlik görüyoruz ama bir geçişkenlik, tabii artan bir geçişkenlik var. Bu bir. İkincisi maliyetler. Genel olarak maliyetler ise enflasyondan gördüğümüz kadarıyla tüfeğe yansıyacak ve de enflasyonda yukarı seyir. Belki en tepeyi görme hali geride bırakılacak ama Nisan'da veya belki Mayıs'ta, ama sonraki aylarda göreceğimiz enflasyonlar da Türkiye'de görmek istediğimiz enflasyon oranları olmayacak. Hani 17 olmayacak da hani 15 olacak diyelim ki. O yüzden de sıkı para politikasının devamı şart. Enflasyonla mücadele gerekiyorsa, mücadele gerçekten öncelikliyse. Bu toplantıya özel olarak o yüzden herhangi bir şey beklenmiyor, bir indirim beklenmiyor. Önümüzdeki dönem arttırımı gerektirecek bir durum oluşursa asıl şey olacak, test olacak diyelim Merkez Bankası'nın duruşuyla alakalı. Böyle bir risk var mı? Aslına bakarsanız da var. Yani bizim mevcut bu kur geçişkenliğinin üzerine ABD enflasyonu, yurt dışında borçlanma maliyetlerinin artışı gibi faktörler çok belirgin bir şekilde gelişmekte olan ülke varlık fiyatlarına yansırsa böyle bir risk de önümüzde var olacak maalesef. Göreceğiz tabii, yani hani yaz ayları ne getirecek, pandemi koşulları ne getirecek, pek çok belirsizlik var yılın geri kalanına dair. Ama riskler yukarı yönlü, onu söyleyeyim. Peki Özlem Bayraktar, sana da sorayım, Perşembe günkü karara dair beklentin nedir? Çok net aslında beklenti. Aslında o net resim anketlere de yansımış durumda. Topyekün herhangi bir faiz değişikliği beklenmiyor. Onun nedeni de aslında Merkez Bankası'nın iletişimi çerçevesinde verdiği sinyaller. Dolayısıyla daha çok şu ana kadar yapılan faiz arttırımlarını, etkilerini takip etmek üzere bu toplantıda herhangi bir değişiklik yapılmaması bekleniyor. Ama tabii faiz seviyesi kadar aslında karar notu da önemli. Gerektiği takdirde eksiklaştırma yapılacaktır diye önemli, güçlü bir sözel yönlendirme var. Bunun orada kalıp kalmayacağı önemli. Aslında birkaç hafta öncesine kadar muhtemelen herhalde bu ifade oradan kaldırılabilir diyorduk ama son dönemdeki iletişim, yine yatırımcılarla, Merkez Bankası tarafıyla yapılan iletişim çerçevesinde bu ifadenin kalma ihtimali de var orada. Bu şu anlamda önemli. Yani gerektiği takdirde eksiklaştırma yapılacaktır söylemi piyasa katılımcıları için ileriki noktada bir faiz arttırımı yapılacaktır beklentisini ya da tahminini çok güçlendiren bir noktada değil şu anda. Neden? Çünkü işte son dönemde Merkez Bankası Başkanı değişimi şekli aslında bu beklentileri önemli ölçüde törpüledi. Ama o ifadenin orada kalacak olması, eğer kalacaksa o zaman en azından Mayıs ayındaki, 6 Mayıs'taki PPK toplantısında da bir faiz indirimi olmayacak mesajı verir tek başına. Sence kalmalı mı? Efendim? Sence o gerekirse eksiklaştırmaya gideriz ifadesi kalmalı mı? Bunu yatırımcılar da sunumunda, sanırım yabancı yatırımcılar da sunumunda vardı galiba, değil mi? Evet, evet.
Kesinlikle kalmalı. Hatta naçizane bana sorarsan mevcut piyasa göstergeleri ve kurdaki hareket sonrasında enflasyon üzerinde yaratacağı etki dolayısıyla aslında bir eksiklaştırma ihtiyacı da var bence. Ve fakat aslında burada faizlerin daha fazla yükseltilmemesi istendiği anlaşılıyor. Dolayısıyla da sabit kalacağını anlıyoruz. Peki. Şunu sorayım, yıl sonunda 15'ler. Mesela Citi'nin tahmini, birçok yabancı kurumdan bunu da görüyoruz. Ve faizi indiremeyebileceğine ilişkin, ki birazdan Emrah Gürelli'yi de dinleriz, onun da benzer bir bu sene hiç faiz indiremeyebilir gibi bir görüşü var. Bu konuda Özlem Derici, sen yıl sonu ne kadarlık bir enflasyon bekliyorsun? Yani 3 soru üst üste soracağım. Faizi indirmeme ihtimali var mı? Bu toplantıda sürpriz yapma ihtimali de var mı Merkez Bankamızın faiz indirmeyeceğim dediğine göre, yani Bloomberg'e verdiği röportajda mesela 50-25 bir sinyal etkisi vermesi açısından böyle bir sürpriz bekler misin? Beklemem. Yani hani hiç ihtimal yok hiçbir şey için. Hiçbir Merkez Bankası toplantısı için maalesef söyleyemiyoruz ama çok düşük bir olasılık verirdim yani, ben ne bileyim %5 diyeyim hani. Bir ihtimal vermek gerekirse. Onun dışında ben hiç beklemem yani bu olasılık dışında. Benim bir yıl sonu beklentim %15,5 enflasyon için ve bu beklentinin içerisinde, revize edilmiş beklenti tabii bu. Bu beklentinin içerisinde faiz indirebileceği var. Yani yıl sonuna kadar belki de yılın ikinci, yani şeyden sonra, yaz aylarından sonra, yaz ayları itibariyle diyeyim. Hemen Mayıs'ta değil ama Mayıs Haziran'da değil ama belki Haziran'da Mayıs enflasyonunu gördükten sonra seyrine göre belki Temmuz'da başlayabileceğini düşünüyorum faiz indirimlerini. Eğer ki bu gerçekleşmezse enflasyon beklentilerim de benim tabii düşer. O yüzden şimdilik indirebileceği varsayım altında bir iki senaryolu çalışacaksak, indirebileceği varsayım altında %15'in üzerine çıkabileceğini düşünüyorum ya sana enflasyon. Yani sen indirebileceğine, öyle bir imkan olacak diyorsun. Öyle bir imkan olacak derken tabii ki de piyasa koşulları çok ters gerçekleşir. Kur yeniden birdenbire fırlar. Sadece ABD enflasyonu değil, başka hani yaratacak gelişmeler de olur. O zaman hani imkan olmaz ama bazı senaryona bu o ihtimalleri koyar mıydın dersen, ben şu an koymuyorum öyle bir böyle kaotik bir global ortam. O yüzden de indirebileceğini düşünüyorum. Peki ne kadarlık bir indirim olabilir? Peki yıl toplamında? Yani hani onu kestirmesi çok güç ama hani 15'e getirebilir belki yıl sonuna kadar. 400 bas puan. Evet. O zaman ama bu böyle çok analitik hani bir bakış açısıyla söylenmiş bir şey değil tabii. Şu an gerçekten bilemiyorum ne kadar bir şey olur, nasıl bir hareket olur Merkez Bankası. Yıl sonu enflasyon tahminleri de hani 14-15 olunca oraya kadar böyle bir ihtimal. Özlem Bayraktar'a da sorayım, onu da görüşünü merak ediyorum. Olabilir mi? Bu toplantıda yine sürpriz yapma ihtimali var mı Özlem Bayraktar? Senin de şimdi bu son ankete baktığımızda Merkez Bankamızın yaptığı yıl sonu enflasyon beklentisi 13.1'e yükselmiş. Daha önce 11.5'tu. 12 ve 24 aylık enflasyon beklentileri de yine yukarıya gitmiş durumda. Ya bizim de yıl sonu tahminimiz, yani revize ettiğimiz son kur hareketinden sonra işte 13-13.5 civarı yıl sonu için. Ama burada şunu mutlaka dipnot olarak düşmek lazım. Yani hani kur tarafında ek bir baskı gördüğümüzde, bu global koşullar nedeniyle de olabilir. Yurt içindeki döviz arzı, talebi koşulları çerçevesinde de olabilir. O zaman bir tur daha kur geçişkenliğiyle enflasyonda riskler yukarı yönlüdür. O nedenle de hani %13-13.5 burada hani bas senaryo olsa da dediğim gibi risklerin yukarı yönlü olduğunu unutmamak lazım. Bir. İkincisi, PPK'da bir sürpriz olma ihtimali, sürprizden kastım herhalde faiz arttırımı yönünde değil, faiz indirimi yönünde sürprizden bahsediyorsun diye düşünüyorum. Beklemeyiz. Yani çünkü çok net bir iletişim yapıldı. Yani bu hani birkaç toplantıda hemen indirim olacak tahmininin. Evet, çok ön yargılı ve yanlış olduğunu düşünüyorum gibi bir ifadesi oldu Sayın Kavcıoğlu'nun. Evet. Faiz arttırımı büyük bir sürpriz olur. Ama bunu da beklemeyiz.
Ve ben açıkçası bu sene içerisinde koşullar el verdiği noktada Merkez Bankası'nın faiz indirimine gideceğini düşünüyorum. Yani şimdi mevcut noktada eğer %13'lerde bir enflasyon diyorsak, yani o tahminimizden yola çıkarak bir şey yürütmek gerekirse, yani %17,5'lara 18'lere gelecek bir enflasyon göreceğiz Nisan ayında, %18'lere doğru. %19 politika faizi var. Herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Yıl sonunda eğer %13 hatta %15'lere gelecek bir enflasyon olursa elbette bir indirime gitmek isteyecektir Merkez Bankası. Burada artık hani bunun gerekliliği, yapılması gerekiyor mu, ne düşünüyorsunuz sorusundan ziyade Merkez Bankası'nın sinyalleri ve son bir aydır yaşadığımız gelişmeler çerçevesinde bir tahmin yürütüyoruz. Ben Merkez Bankası'nın bu sene elverişli bir ortamı bulduğu anda faiz indirimlerine gidebileceğini düşünüyorum. Peki, bir izleyicimizin mesajı var. Onu okuyup öyle araya gideceğim. Emrah Bey'i de dinleriz araya giderken. Mehmet Özgür Bey, çok mesaj var. Özlem, bu arada senin arkandaki tabloya ilişkin. Bu ilginç bir mesaj, onu okuyacağım. Tablo mesajlarını efendim okuyorum. Özlem Hanım'ın arkasındaki tablo acaba diyor araba, kırık camlar teorisindeki araba mı? Kırık camlar teorisi diye bir şey varmış. Bu programda tabii ben de hep izleyicilerimizler sağ olsunlar. Onlar da bizi besliyorlar. Biz de bazı şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Acaba dedim ne ola ki bu kırık camlar teorisi? Biliyor musunuz Özlem Bayraktar? Ben de bilmiyordum onu söyleyeyim. Hani biliyorsanız siz anlatın. Şuymuş. Bu efendim çok ünlü iki bilim insanı Wilson ve Kelling. George Kelling ve Wilson, James Wilson. Şöyle ki efendim, eğer bir mahallede bir kırık cam varsa ve tamir edilmeden öylece bırakılmışsa, yani senin şu arabadaki gibi öyle haftalardır orada duruyor, öyle bırakılmışsa, tamir edilmemişse, kısa zaman içinde tüm diğer camlar da kırılmaya mahkumdur. O tamir edilmeden bırakılmış tek bir kırık cam olayı kimsenin umursamadığına, yani bunun bir ceremesinin, bir suçun cezasının olmadığına işaret eder. Daha sonra diğer camlar da kırılmaya başlar. Halk arasında oluşan kaba ve kural tanımaz hareketler göz ardı edilmeye başlar. Efendim, sokaklar, dökülen çöpler, kırık sokak lambaları, kırık kaldırımlar ve kurallara uymayan kişilerle dolar. Kurallara uyan kişiler sokaklardan çekilir. Böylece sakin ve huzurlu mahalleler birkaç ay içerisinde suçun tamamen dolaştığı suç mahalleleri haline gelebilir. Tek bir kırık cam. Tek bir kırık camdan söz ediyoruz. Senin şu arabanın hali bu tek bir kırık camın ötesinde. Bu hakikaten çok enteresanmış. Bunun mesela ekonomik yapıya da zarar verebileceğine ilişkin yine tezler var. Yani öyle yerlere mesela çok insanlar güzel gitmezmiş de kırık camların falan filan hani oldu. Dolayısıyla o tek bir kırık cam öyle bırakılmamalı, tamir edilmeli. O kırık cama hiç dokunulmazsa daha sonra başka kırık camların da kırılacağı ve bunun olumsuz bir reaksiyonla devam edebileceği çok ilginç, çok enteresan. Dolayısıyla camlarımızı kırık bırak. Evet. Böyle bir hani teoriyi ifade ediyorsa, hani bu mesajı veriyorsa bence kalsın. Hayda bak şimdi. Ama tabii olumlu yönde. Hatırlatacak da yani bu tür bir reaksiyona neden olabileceğini bir küçük kırık camın bence kalmasında hiçbir sakınca yok. Peki, çok manalı oldu bu arada. O kırık cam acaba böyle enflasyon mu falan diye sormadan edemiyorum. Emrah Güreli'ydim. Nereden nereye? Emrah Bey'i dinleyelim. Sonra devam edeceğiz efendim. 3 seneden bu yana herhalde önümdeki 6 ayı ve 1 seneyi bu kadar göremediğim ve hesaplama yapamadığım bir dönem daha önce hiç olmamıştı. Tahvil faizlerimiz 1-1,5 ay önce 14-15'lerde gezerken şimdi 18-19'lara geldi ki faiz oranlarında herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen. Fakat beklenti, önümüzdeki dönemle ilgili beklentiler ne yazık ki çok hızlı bir şekilde bozuldu. Enflasyon anlamında söylüyorum. Çok ufak çaplı bir faiz arttırımı diyeceğim. Buna çok düşük bir olasılık veriyorum ne yazık ki. Çünkü yani bazı şeylerin
farklı sorgulanmasına yol açacak bu. Yani eğer faizleri arttıracaktık, o zaman niye Merkez Bankası Başkanımız ayrıldı görevinden diye bir tartışma başlatabilir bu. Veya metinde faizlerin uzun bir süre düşürülme olasılığının olmadığı konusunda bir netlik yaratılabilirse ben bir parça olumlu etki olabileceğini düşünüyorum. Yani örneğin... Önümüzdeki dönem faiz artırımını gerektirecek bir durum olursa asıl o zaman bir test olacak. Merkez Bankası'nın duruşuyla ilgili özlemleri Şengül. Analist Fed'in gevşek para politikasından geri adım atması yıl sonunda varlık adımları konusunda piyasalarda daha net bir fikir oluşacağını tahmin ediyorum. Özlem Bayraktar, Gökşen bir önceki bölümde. Yavaş yavaş sonuna yaklaştık. Özlem Bayraktar'a dönüp borsayı soracağım. Tacirler yatırımdaki arkadaşlar Borsa İstanbul için ne düşünüyorlar? Bugün bir dipten, yani gün içi dipten bir dönüş oldu. Az da olsa pozitif tarafta kapatmayı başardı. Akşam seansında yukarı doğru bir hareket gördük girişte. Amerika iyi gidiyor. Nasdaq %1'in üzerinde yukarıda. En azından bugün için. Arkadaşlar borsa için neler düşünürler? Yani geçen haftadan çok farklı bir çerçeveyi belirtmiyoruz. Aslında bu bocalayan piyasa koşullarının biraz daha devamını öngörüyoruz. Yabancı katılımının çok sınırlı olduğunu ve zaman zaman satışlarında yüklü olabildiğini görüyoruz. Yerli katılımıyla devam eden bir piyasa var. Bunu zaten işlem hacminden de görüyoruz. Yeni halka arzlar önemli oranda bir ilgi yaratıyor. Bu da aslında biz tarafındaki işlem hacimlerine de olumsuz olarak biraz yansıyor. Yani biraz daha ilgi oraya kaymış gibi. Dolayısıyla işlemlerde bu anlamda biraz daha sınırlılık söz konusu. O nedenle biz kısa vadede bu bocalayan piyasa dinamiklerinin bir miktar daha devam etmesini bekliyoruz. Buradan önemli bir yükseliş hareketi için henüz erken olduğunu düşünüyoruz. Bu halka arzlarla ilgili bizde de bir dönem çalışan sevgili Tuğçe'nin, Tuğçe Gubalas bir sosyal medya paylaşım vardı. Dedi ki borsayı hani tümünden yeniden halka arz etsek, bir daha alsak herhalde öyle bir yükseliş görülecek diye. Hani şu an borsada işlem görüp değer kaybeden bir hisseyi kapatıp alıp hisseyi biz yeniden halka arz ediyoruz desek herhalde tavan borsayı ancak öyle yukarıya doğru götürebiliriz. Özlem, derece az bir vaktim kaldı ama şu cari denge verisini ve o biraz kurla bağlantısını sormak isterim. Hazır işte turizm konusunda da soru işaretleri varken, yıllık olarak evet. 37-38 milyar dolar, aylık olarak beklentinin üzerinde bir veri var. Bu konuda bazı ekonomistlerin de yukarıya doğru yıl sonu cari açık beklentilerini attığını gördük. Nasıl bir değerlendirmen olur? Ben bu yıl içerisinde cari dengede bakıyorum, yani beklentiler biraz ikiye bölünmüş vaziyette. Altın ithalatı düşük olacağı için hani önemli bir düzeltme göreceğiz diyen bir bazı arkadaşlarımız da var. Ama benim beklentim özellikle, yani hem ihracatta ciddi bir düzelme beklemediğim için bu yıl içerisinde, hem de turizm konusunda benim beklediğimin de ötesinde şimdi kötüleşme olacak. Muhtemelen bu ulaşımda kapanmalar nedeniyle Rusya tarafında özellikle cari açıkta bir iyileşme beklemiyorum. Yani %5'in üzerinde bir gayri safi yurt hasılaya oran olarak bir oranda kapatacağız muhtemelen. Tabii ki de finansman tarafı çok önemli olacak kurla bağlantılı olarak değerlendirdiğimizde. Çünkü geçen seneye baktığımız zaman tamamı rezervlerle finanse edilmiş bir cari açık yapısı vardı. Evet. Bu seferki veriye baktığımızda da rezerv kullanımının 12 aylık toplam bazda arttığını görüyoruz. Ve daha Şubat ayındayız. Yani önümüzdeki aylarda Mart ayında mesela portföy çıkışlarının çok yoğun olduğunu göreceğiz. Yine rezerv kullanımının arttığını göreceğiz. Halen finansman yapısı maalesef ki çok kırılgan bir yapıda, sağlıksız bir yapıda. O yüzden de kur üzerinde bu kanaldan, diğer kanalların yanı sıra, yani dış borç ödemeleri kanalının yanı sıra bu kanaldan da biz kademeli olarak yılın sonuna doğru değer kaybına neden olacak bir baskı göreceğiz maalesef. Özlem Derici Şengül, çok teşekkür ederim değerlendirmeler için. Özlem Bayraktar, Gökşen, çok teşekkürler yorumlar biz için. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar dilerim. Amerikan endekslerinin karışık seyirle kapandığını, Dow Jones'un %0.2 aşağıda, S&P 0.3 ve Nasdaq'ta %1'lik bir yukarı hareketle
Salı akşamını sonlandırdığımızı hatırlatalım. BIOPA30 akşam seansında ise yukarı doğru bir hareket. 1439 %0.5'e yakın primli. Yarın ne konuşacağız? Ona bakalım. Yavaş yavaş programımızın artık sonuna geliyoruz. Haftanın ortası sanayi üretim Euro bölgesinden ithalat, ihracat fiyat endeksi Amerika'dan ve banka bilançoları, birçok büyük bankanın bilançosu gelmeye başlayacak. Bir de tabii kısıtlamalar yarın akşam itibariyle devreye giriyor. Dolayısıyla bir kısmi kısıtlama döneminin içerisindeyiz. Umarız faydası olur. Bizden bu akşam bu kadar. Yarın akşam 21'de ekonomik görünüm, 22'de küresel piyasalar.